Biraz daha senkron motorun ileri geri çalıştırılma devresini inceleyelim. Daha önce elektriksel kitlemeli ya da elektriksel emniyetli videoda anlattığım gibi kısa bir giriş yapayım. Asenkron motorların devir yönünü değiştirebilmeniz için motora gelen fazlardan iki tanesinin yerini değiştirmeniz gerekiyordu. Ve bunu otomatik kumanda devresi olarak kurarken temelli iki devre ile yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi elektriksel kitlemeli ya da elektriksel emniyetli dediğimiz devre. Bununla ilgili videoyu daha önceden çektim. Bu ise buton kilitlemeli ya da butonsal emniyetli olarak isimlendirilen devremiz. Bu devreye geçmeden önce devredeki sistem hakkında kısa bir bilgi vermek isterim. Burada S11 buton grubunda 3 adet butonlar. Bunlardan bir tanesi 0 etiketiyle, diğeri 1 etiketiyle, üçüncüsü 2 etiketiyle verilmiş. 0 etiketiyle verilen stop butonum benim 21-22 kapalı kontaklara sahip. 1 ve 2 etiketiyle verilen butonlarım ise benim jog butonum. Jog butonunun yapısını şu ortadaki resimden tekrar hatırlayalım. Jog buton neydi? Bir buton bloğuna 2 adet kontak ilave edilmişti. Bunlardan bir tanesi açık kontaktı. Burada olduğu gibi 13-14. Bir diğeri ise kapalı kontaktı 21 ve 22. Siz bu butona bastığınızda 2 kontak bloğu birlikte hareket etmekteydi. 21-22 açılırken 13-14 nolu kontaklar kapanmaktaydı. Şimdi burada her ne kadar şekilde 13-14-21-22 açık ve kapalı kontaklar peş peşe konmuş olsa da aslında projelerde bunlar ayrı ayrı yerlere de konabilir. Ama etiket aynı olduğu zaman siz bilin ki aslında bunların bir jog butonu aynı bloğa bağlı olan kontaklar olduğunu anlayın. Mesela burada bir nolu buton olarak gösterilmiş 13-14 kontakları verilmiş bir etiket var. Ama aynı şekilde burada da bir nolu etiketle verilmiş 21-22 kapalı kontaklar var. Şimdi şuradaki I harfi buradaki butonun etiketi anlamına geliyor. Yani bir buton başlığı gibi görmeyin siz onu. Dikkat edecek olursanız buradakinde de 2 I var. Yani 2 yazmakta. Yani bunu da siz bir buton kafası olarak görmeyin. Hayır. Buradaki I, buradaki I ile aynı etiket olduğu anlamına gelir. Ve o buton bloğu içerisinde 13-14 start butonu burada gösterilmiş, stop butonu burada gösterilmiş. Yine burada 2 I etiketiyle verilmiş bir adet stop butonu kontağı görüyorsunuz. 21-22 kapalı ve aynı etikette 2 I etiketiyle verilmiş olan burada 13-14 açık kontaklar var. Bunun anlamı da şu, buradaki 21-22 ve 13-14 jog butonu yani şu yapıda. Bakalım resim üstünden tekrar. Dikkat edecek olursanız buradaki butonun, bir nolu butonun 13-14 ile buradaki 21-22 yine aynı etikette olduğu için bir jog butonu ve buradaki butona basıldığında, buradaki butona basıldığında aslında bu iki kontak bloğu beraber hareket etmekte. Yine aynı şekilde iki etiketiyle verilmiş olan buradaki butonla, buradaki yine iki etiketiyle verilmiş kontaklar aynı kontak bloğunda ve bu butonu uyarıldığında buradaki 21-22 ile buradaki 13-14 beraber uyarılıyor. Yani orada verilen buton yapısı buradaki jog butonu yapısıyla aynı. Şimdi sistemimize enerji verdiğimizi düşünelim. Önce kumanda devremize enerji verelim. 0 numaralı butonun yani stop butonun 21-22'sinden geçti. 2 nolu butonun kapalı kontakları 21-22'sinden geçti ve 1 nolu butonun 13 nolu kontağıyla Q11, isterseniz buna ileri kontaktörüm diyelim. İleri kontaktörümün 13 yardımcı kontağına geldi. Buradaki 1 nolu butonun 13-14'ü açık olduğu için enerji devam edemedi. Aynı şekilde de Q11 ileri kontaktörümün 13-14 nolu kontakları açık olduğu için de enerji 13'te kaldı ve devam edemedi. Stop çıkışındaki buradaki ekten yine enerji devam etti. 1 nolu butonumun kapalı olan 21-22 nolu kontaklarından geçtikten sonra 2 nolu butonumun 13 nolu kontağına ve Q22 bu kontaktöre de isterseniz geri kontaktörü diyelim. Geri kontaktörünün girişine kadar geldi. Burada enerji açık olan kontaklardan devam edemedi. Yine aynı şekilde güç devremede enerji verdiğimde L1, L2, L3 fazlarım Q11 ileri ve Q12 geri kontaktörlerimi 1, 3, 5 nolu ana kontaklarına geldi ve bu kontaklar açık olduğu için de devam edemedi. Şimdi 1 nolu butona bastığımızı düşünelim. Bakın burada start butonu ismini vermiyorum. Bu bir jog butonu. 1 nolu buton ismini kullanıyorum.
1 nolu butona bastığımızda buradaki 21-22 nolu kontaklarını açtı ve kontak çıkışında enerji kesildi. Enerjinin kesilmesi burada çok önemli değil. Zaten enerji akışı bir alıcıya ulaşmıyordu. Yani bir bobine ulaşmıyordu. Çok da önemli değil orada enerjinin kesilmesi. Başka ne oldu? 13-14 nolu kontaklar kapandı. 13-14 nolu kontaklar kapanınca enerji akışı devam etti. Q12 geri kontaktörünün 21-22'sinden geçtikten sonra Q11 kontaktörümün, ileri kontaktörümün bobinine ulaştı ve artık Q11 kontaktörüm benim şu anda enerjilendi. Peki Q11 ne yaptı? Q11 yine kendisinin aynı hattında olan mühürleme kontağını 13-14'ü kapadı. Artık enerjinin akışı hem buradaki 13-14 nolu 1 nolu butonun kontakları hem de kendisine ait 13-14 nolu yardımcı kontakların kapanmasıyla devam etti. Yani şu anda aslında ben start butonuna mühürleme işlemi yaptım. Devam ediyorum. Başka ne yaptı? Q11'in Q12 geri kontaktörün önünde aynı anda devreye girmelerini engellemek için konmuş olan bir kapalı kontağı vardı ve onu açtı. Yani Q11 bundan sonra devrede olduğu müddetçe herhangi bir nedenle Q12 kontaktörümün enerjilenmesini engelledi. Peki başka ne oldu? Q11'imin güç devresinde de kontakları vardı, ana kontakları ve bu kontaklar kapandı. Ve dikkat edecek olursanız enerji akışım L1 U'ya, L2 V'ye, L3 W'ye ulaştı. Motorum benim ileri yönde dönmeye başladı. Buna saat ibresi yönde dönüşe isterseniz ileri diyelim. Peki şu anda motorum ileri yönde dönüyor. Start butonundan elimizi çekelim. Mühürleme işleminin nasıl gerçekleştiğini görelim. Start butonundan elimizi çektik. Oradaki daha önceden açmış olduğu 21-22 nolu kontakları kapadı. 21-22 nolu kontakları kapadıktan sonra buradan enerji akışı devam etti. Ama yine Q12'nin 13'ünde ve 2 nolu butonun 13 nolu kontağında bu enerji akışı durdu. Çünkü kontaklar açık ve devam etmiyor. Ve kendisine ait oradaki 13-14 nolu kontakları da açtı. Ama 13-14 nolu kontakları açmasını devre çalışması üzerinde herhangi bir etkisi yok. Çünkü buradaki Q11'e ait mühürleme kontağı 13-14 kapandığı için enerji akışı artık bu kontak üzerinden devresini sürdürüyor. Şimdi bir de motoru geri yönde çalıştıralım. Geri butonuna basalım. Yine enerji akışım yukarıdan aşağıya geldi ve sigortamdan geçti. F0 sigortamdan. Stop butonunun 21-22'sinden geçti. Ve 2 nolu butonun yine kapalı olan kontağı 21-22'sinden geçtikten sonra 1 nolu butonun 13'ünde ve Q11'in 13'ünde açık olan kontaklar da kaldı. Yine oradaki stop butonun çıkışındaki ekten devam etti. 1 nolu butonun 21-22 kapalı kontaklarından geçti. 2 nolu butonun 13'üne geldi ve Q12'nin yine 13 nolu yardımcı kontağına geldi. Ve buradan sonra da yine enerji akışı kontaklar açık olduğu için devam etmiyor. Aynı şekilde de güç devremde de L1, L2, L3 fazlarım Q11 ve Q12 ileri geri kontaktörlerinin 1, 3, 5 nolu kontaklarına geldi ve bu kontaklar açık olduğu için de enerji akışım devam etmiyor. Şimdi 2 nolu butona basalım. 2 nolu butona bastığımızda ne olacak? 2 nolu butona bastığımızda Q12 kontaktörümün bobin ucuna ulaştı ve Q12 şu anda enerjilendi. Ne yaptı? Mühürleme kontağını kapadı. Artık 2 nolu butondan elimizi çeksek de mühürleme kontakları üzerinden enerji akışı devam edecek. Başka ne yaptı? Q11 önündeki aynı anda devreye girmesini engellemek için koyduğumuz kapalı olan kontağını açtı. Peki başka ne yaptı? Güç devresindeki kontaklarını kapadı ve enerji akışı güç devresindeki ana kontaklar üzerinden devam etti. Şimdi dikkat edecek olursanız burada motorum saat ibresi tersi yönünde dönüyor. Yani geri yönde dönüyor. Nedeni ne? Q11 devreye girdiğinde L1'i U'ya, L2'yi V'ye, L3'ü de W'ye veriyordu. Renklere dikkat edin, karşılıklı gelen renklere. Ama Q12 devreye girdiğinde Q12 L1'i W'ye, L2'yi V'ye, L3'ü ise U'ya verdi. Ortadaki L2 fazı sabit kaldı fakat L1 ile L3 fazları burada yer değiştirdi çaprazlama olarak. Zaten Q11'in açık olan kontaklarında karşılıklı renklere baktığınızda da bu farkı göreceksiniz. Fazlardan iki tanesi yer değiştirdiği için motorum şu anda geri yönde dönüyor. Demin iki tane kontaktörün aynı anda devreye girmesini engellemekten bahsetmiştik önlerine konan kapalı kontakla. Peki herhangi bir hata nedeniyle bu iki kontaktör yani Q11 ileri ve Q12 geri kontaktörüm aynı anda devreye girerse ne olur?
Şuradaki sizin Q11'in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 kontakların bir an için kapandığını düşünelim. Dikkat çekecek olursanız L1, karşısındaki sarı olan faz hangisi? L3 ile. L2 yine L2 ile. Buradaki L3 ise karşısındaki man faz, yani L1 ile karşılıklı gelecek. L2 fazı değişmiyor ama L1 ile L3'ün yerleri değişmiş. Eğer bu iki kontaktör aynı anda devreye girecek olursa Q11 kontaktörüm üzerinde L1 ve L3 karşılaşacak. Yani iki faz arasında kısa devre olacaktır. Ve bu kısa devreyi engellemek için de burada karşılıklı olan kapalı kontaklarla iki kontaktörün aynı anda devreye girmesini engellemeye çalışıyoruz. Şimdi çalışma devam ediyor. Motorumuz geri yönde çalışıyor. Ve artık butondan elimizi çektiğimizde 2 nolu buton, 13-14 nolu kontakları şu an açık. Ve 13-14 kontaklar açık olsa da benim şuradaki Q12'nin mühürleme devresi üzerindeki kontaklar üzerinden, yani kapanmış olan 13-14 üzerinden enerji akışı devam ediyor. Ve 2 nolu butondan elimizi çektiğimiz için de 2 nolu butonun buradaki 21 ve 22 nolu kapalı kontakları kapalı. Ve bu hatta da enerji 1 nolu butonun 13'üne ve Q11'in 13'üne kadar ulaşmış. Çalışma bu şekildeyken, yani motorum geri yönde dönerken ileri butonuna basacak olursam ne olur? Ve üzerinden enerji geçiren kontakları açılıyor. Ve bu kontaklar açıldığında enerji akışını kesiyor. Yani artık 1 nolu butona bastığımızda 1 nolu buton Q12 devresindeki 21-22 kapalı olan kontaklarını açıyor. Ve bu kontakları açtığı için Q12'nin enerjisi kesiliyor. Q12 geri kontaktörünün enerjisi kesilince ne oluyor? Güç devresindeki kontakları açıyor ve motorum duruyor. Ve şu anda Q12 geri yönde dönmekteyken devreden çıktı, enerjisi kesildi, güç kontaklarını açtı. Ve güç kontaklarını açtığı için de motorumun enerjisi kesildi ve motorum durdu. Peki başka ne oluyor? Buradaki kontaklarını kapıyor. Orada kontaklarını kapadığı için 13-14 üzerinden enerji akışı devam ediyor. Ve az önce bahsettiğimiz Q12'nin açılmış olan kontaklarına geliyor. Yani Q12'nin 21'ine kadar enerji akışı geldi. Ve bu ara Q12 devreden çıktığı için de buradaki kontağını kapamış oluyor. Aslında bu kontak hareketleri, az önce bahsetmiş olduğumuz mühürleme kontağı ya da birbirinin önüne konmuş olan kapalı kontaklar ya da güç devresindeki ana kontakların çalışma hızları aynı anda, aynı zamanda oluyor. Kontak hızları ile ilgili birkaç milisaniyelik fark olsa da bu işlemler, her ne kadar ben burada sıralı gibi göstersem de size, aynı anda olan işlemler ve o kontağı da kapandığı için enerji artık 21-22 üzerinden geçtikten sonra Q12'nin Q11 bobinimin A1 ucuna geliyor. Ve ne oluyor? Q11 devreye girince yine ana kontaklarını kapatıyor. Bu sefer motor dönmeye başlıyor. Ve dikkat edecek olursanız şu anda aslında videoya başladığımız ilk devreye geri döndük. Ve yine bu şekilde çalışırken siz eğer bu sefer 2 nolu butona basacak olursanız da Q11 kontaktörü, yani ileri kontaktörü devre dışı kalacak. Q12 geri kontaktörü aynı şekilde devreye girecektir. Bunun elektriksel kitlemeden ya da elektrik emniyetli çalışmadan farkı ne? Elektriksel çalışmada, o videoyu hatırlayacak olursanız ya da elektriksel emniyetli, elektriksel kitlemeli videoda o videoyu hatırlayacak olursanız, bir yönde dönerken motorun siz diğer yönde döndürebilmeniz için illa stop butonuna basmanız gerekiyordu. Stop butonuna basmadan diğer yöne geçemiyordunuz. Ama şimdi gördüğünüz gibi burada motor geri yönde hareket ederken ben eğer 1 nolu butona basacak olursam Q12 kontaktörünü devreden çıkarıp Q11 kontaktörünü devreye alıyor. Yani geri devreden çıkıyor. Hemen akabinde ileri kontaktörü devreye giriyor. Yani burada stop'a basma gibi bir şartımız yok. Peki arasındaki fark ne? Birincide, yani elektriksel emniyetli devremizde stop'a basmamız ve motoru durdurmamız gerekiyordu. Burada motoru durdurma şartımız yok. Bununla ilgili uygulama videosunu da eğer izleyecek olursanız orada da ben ileri ve geri geçişlerinde motorum durmadan ileri yönde dönerken hızlı bir şekilde duruyor ve geri yönde harekete başlıyordu. Küçük güçlü dokuma tezgahlarını daha önce de bahsettim. Motorlarında bu uygulamayı yapabilirsiniz. Orada benim 0.18 kW'lık bir motorlu uygulama yapmıştım. 0.18 kW'lık motorda motor hızlı bir şekilde ileri giderken durup geri yönde harekete başlayabiliyordu. Fakat büyük güçlü motorlarda siz motor bir yönde dönerken diğer yönde dönmeye ait butona bastığınızda
Aslında motorum çok yüksek akımlar çekecektir. Kendini frenleyecek. Ters yönde akımla kendini frenleyecek. Ve diğer yönde yine kalkış akımıyla harekete başlayacaktır. Bu motorun şebekeden yüksek akımlar çekmesine neden olacaktır. Başka büyük güçlü, ataleti büyük olan yani milinde yük olan, büyük yükler olan bir motorda milinde bu hızlı durmalar burulmalara neden olacaktır. Milde yamulmalara neden olacaktır. Başka mildeki yükün üzerindeki civatalarda, kaynaklarda genleşmelere, açılmalara, gevşemelere neden olacaktır. O nedenle her ne kadar bu tonsal emniyetli ileri geri devresi teori olarak anlatılsa da bu milinde yük olan, milinde büyük yükler olan motorlarda kullanabilmeniz için uygun bir devre değildir. Az önce anlattığım nedenlerden dolayı. Eğer asenkron motorların ileri geri çalıştırılmasında elektriksel emniyetli video izlemediyseniz o videoyu bir izleyin. Yine bununla ilgili uygulama videom var. Bu devrenin kumanda masası üzerine nasıl kurulacağına ait bir video çekmiştim. O videoda da yine motorun hızlı şekilde durup diğer yöne döndüğünü görebilirsiniz.